Türkiye Monitörü 26. hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi. Bu konuların başında ise Elmalı davası yer aldı. Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu. İstismarcılar hak ettiği cezayı almıyor. Araştırmaya katılanların %87,9'u Türkiye'de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti. Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi. Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu. Türkiye'de okumanın getirisi yok. Türkiye Monitörü 26. haftasında üniversite mezunu seçmeni aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu. 30 yıl ve daha önce mezun olan katılımcıların %69,4'ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti. 20-29 yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, 10-19 yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyi'den iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı. Nitekim 5-9 yıl önce mezun olanların %31,4 aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken son 4 yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9'a kadar geriledi. Her hafta olduğu gibi 26. hafta Türkiye Monitörü araştırmasında da Aksoy araştırma kelime analizi yöntemiyle partilerin grup konuşmalarını analiz etti. AK Parti'nin bu haftaki araştırmasında öne çıkan kelimeler CHP, yalan ve millet kelimeleri oldu. Bu sonuçtan yola çıkarak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasını CHP odaklı planladığı görüldü. Diğer taraftan Kanal İstanbul projesi ve müsilaj sorunu da grup toplantısında öne çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise genel olarak sistem, üniversite, gençlik, hükümet ve Kılıçdaroğlu kelimelerinin öne çıktığı görüldü. Bu haftaki gündemde özellikle Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili çıkışının kelime analizine de yansıdığı görüldü. İttifak olarak birlikte değerlendirildiğinde ise her iki partinin de ana muhalefet partisi ve liderini doğrudan gündeme aldıkları gözlemlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeminde ağırlıklı olarak kayıt dışı, para ve rüşvet kelimelerinin yer alması dikkat çekti. Son dönemlerde siyasete yönelik ardı ardına ortaya atılan iddiaların CHP grup konuşmasına yansıdığı görüldü.